sizlere Filibeli Ahmet Hilmi'nin Amaka Hayal kitabından çok ilginç bir hikaye okuyacağım. Bu hikaye bir tımarhanede geçiyor. Tımarhane arkadaşlarımın içinde incelemeye değer olan pek çok adam vardı. Bu mecnunların bazısında görülen cinnet şekli deliliğin bir saadet mi yoksa bir felaket mi olduğu hakkında beni çok düşündürdü. Bu alemde şeyler o kadar keskin ayrımlarla değişmiyor. Dolayısıyla delilikte bazı durumlarda saadet, bazı durumlarda ise felaket sayılabilir. Zararsız deliller arasında bir jandarma eri vardı ki kendini albay sanıyordu. Her gün bir köşe oturup pek derin düşüncelere dalardı. Saatlerce düşündükten sonra tebessüm ve memnuniyet nurlarıyla dolarak kalkardı. Bir gün kendisine ne düşündüğünü sordum. Cevaben dedi ki, bin kadar eşkıya çetesi var. Kara Efe, Efe Yeşilefe, hepsi daha çıktı. Ben bütün Osmanlı ülkesinin alay beyi olduğumdan sadrazamdan bu haydutları tutmak için emir aldım. Bin kadar kol çıkardım. Kendim de aklımı bir tabağa koyarak bin parça ettim. Her parçasını bir kol çavuşunun heybesine koydum. Çavuşlar akılları ermediği vakit heybeden benim aklımı çıkarıp ne yapacaklarını danışırlar. İşte bu sayede ne kara efe kaldı ne mor efe. Hepsini yakaladım derken işi padişaha bildirmişler. O da bana kırk cariye bir deve yükü altın 500 tane de nişan ihsan etmiş. Şimdiki derdim buydu. Önceki aldığım nişanlarım padişahın sunduğu nişanlarla birlikte 20 odayı dolduruyor. Bunları nasıl taşınacağımı düşünüyordum. Nihayet meseleyi hallettim. Bir şimendifer kiraladım. Gittiğim her yere kendimle götürebileceğim ve şimendiferin vagonlarına bu nişanları astıracağım. Üzerine de gayet büyük puntolu yazılarla iş bu nişanlar Alay Bey'i cırtlak efenin nişanlarıdır diye yazdıracağım. Başka çare yok. İnsan nişanlarını yanında gezdirmezse neye yarar? Bu zavallı adam mutlu deliler kısmına dahildi. Lakin eğer bu şekilde binlerce deli varsa sakın bu alem büyük bir tımarhane olmasın. Yazarın da dediği gibi her şeyi, elimizdeki varlıklarımızı, altınları, makamımızı, şöhretimizi sürekli göstermek derdindeyiz. Göstermedikten sonra ne anlamı var buradaki delinin dediği gibi. Yoksa biz de biraz